Bak nelerle uğraşıyoruz görüyor musunuz? Ama aydının altında, germeciğin altında 170 derece ile 230 derece 1000 litre saniye su var biliyor musunuz? Doğal gaz var, doğal. Petrol, petrol nedir? Petrol, doğal gaz nedir? Orada sıcak su var germeciğin altında. 600 litre saniyesi hazır. Ne zamandan beri? 25 yıldır. 1200 metrede bekliyor. Aydınlıları bekliyor. Aydın'daki politikacıları, Aydın'daki bakanları bekliyor. Buranın yöneticilerini, buranın halkını bekliyor. Bu milli serveti yerin altında tutmanın vebali ve günahı yalnız Aydın'a mı aittir? Bunun projesini hazırladık. 300 milyon para verdik. Çevre Bakanlığı'ndan getirilmişti. Aydın'ı 6 ay ısıtıp 6 ay soğutacaktı. Dünyada ilk defa bir şehir hem ısıtılıp hem soğutulacaktı. Kütahya dedim. Bilecik'e gittim. Bilecik'e. 40 derecelik suları var. Bir mahalleyi ısıtıyorlar. Ama suyu ısıtmak kaydıydı. 40 derece yetmiyor. Onu ısıtıyorlar. İlave ısıtıyorlar tabii. Enerji sarf ediliyor tabii. Ondan sonra da bir mahalleyi ısıtıyorlar. Bizim burada 230 derecelik sıcak su var. 25 yıldır kuyular kazılmış duruyor, duruyor. Ve Aydın'da bu servetin üzerine oturuyor. Bunun günahını tek tek Aydınlılar olarak nasıl vereceksiniz? Tek tek. Yalnız yöneticileriniz değil, yalnız politikacılarınız değil. Adam işte falan gidin katip, feşmekan bilmem ne, o katip oraya gitsin, orası müdür olsun, bilmem nedir bunlar ya? Müdür olsa ne yazar, olmasa ne yazar ya? Böyle kıytırık işlerle uğraşarak burada zaman öldürmedik mi? Neden bizim defterimiz dürüldü burada? Bu projelerden dolayı defterimiz dürüldü. Başka ne için dürüldü? Millet benden kopmadı, projelerden koptular. Sanki babamın projeleriydi bunlar. Kendi projeleriydi bunlar. Devletin projesiydi. Bunlar benim şahsi projem değildi ki. Şehri 6 ay ısıtıp soğutacaktık. 60 milyar tuttu o zaman proje tutardık. Şirketimiz hazırdı. Arsası bile hazırdı şurada 170 dönüm. Dünya Avrupa İskan Fonu'ndan çok düşük faizle kredi alacaktık. İller Bankası, belediye, özel idare, halk katılımıyla şirket de hazırdı. Şehri 6 ay ısıtıp 6 ay soğutacaktık. Bak burada terliyoruz şimdi. Şurada şimdi burayı bu suyla soğutacak. Bir oteli düşününüz. Şehri otel gibi düşününüz. Aynı sistem. Hem soğutu musluklardan sıcak su akacaktı. Şeyde olduğu gibi. Rusya'da ve Kazakistan'da olduğu gibi. Kazakistan'da sulardan sıcak su akar musluklardan. 24 saat. İyi mi? Allah böyle bir mucize, böyle bir imkan, böyle bir servet verdi. Ondan sonra seralar, sera. Antalya alternatif olacaktı. Havaalanı onun için yapıldı. Hollanda çiçekten 50 milyar dolar kazanıyor senede. 50 milyar dolar Hollanda. 5 milyon nüfuslu Hollanda. Çiçekten. Burada seralar yapılacaktı. Dünyanın, Avrupa'nın sebzesini, çiçeğini biz buradan karşılayacaktık. Ondan sonra termal tesisler yapılacaktı. Denizleri kirlettik. Şifa, işte termal turizm. Ondan sonra buz üretimi, ondan sonra enerji üretimi, ondan sonra yerin altına girecekti bu su. Bu servet halen duruyor. Halen duruyor. Ben o zaman toplantılar yaptım ki halk bunu benimsesin, politikacılara da dayatsın bunu. Politikacı buraya adımını attığı an doğalgaz ne oldu desin. Belediye gitsin doğalgaz ne oldu desin. Yakın takibi alsın diye böyle toplantılar yaptık. O toplantılarda bu projeleri anlattık ki kafasına girsin sevgili halkımızın ve bunu talep haline getirsin diye. O zaman Ticaret Odası Başkanımız burada gitti. Şeydeki neresiydi başkan onun gitti? Gönen. Gel, efendim. Gönen. Ha Gönen. Gönen de gitti. Tabii Gönen ancak ısıtıyor. Ondan sonra da 3-4 tane il Türkiye'de ısıtmayı yaptı ama soğutmayı yapan yok. Çünkü Aydın hem ısıtılması gereken hem soğutulması gereken bir yerdir. Ben Aydın'dan ayrıldığıma üzülmem ama bu projeden ayrıldığıma üzülürüm. Çünkü bu dünya çapında bir olay olacak. Ne olacak ya Aydın'a? Gittim Erzincan ki doğayla iç içe, harika bir yer. İyi ki defterimiz dürüldü Erzincan'a gittik. Ama bu projeden ayrıldığıma üzülürüm ya. Çünkü bu beni hala heyecanlandırır beni. Aradan 10 yıl geçti ama sizleri hiç heyecanlandırmıyor bu proje. Farkında bile değilsiniz. Yani sizi derken hazır sizi huzurumuza efendim.
tüm aydın halkına demek istiyorum yani. Sizi şimdi ele geçirmişken söylüyorsunuz. Yani ya günahdır, yazıktır ya. Yani şunlara sahip çıkmak lazım ya. Tabii odalarıyla, sendikalarıyla, işte burada odalar var şimdi. Sendikalarıyla, sivil toplumuyla, bunlar yoksa bekleyerek, memur tayin ederek, bilmem katipleri bilmem nereden nereye sürerek bu memlekete hizmet olmaz. Bunlar fasaryadır. Bunları hep söyledik, hep söylüyoruz. Dün işte gene valilik tartışılıyordu. Aradılar beni. İşte ne olacak bu valilik bilmem ne, valiler seçimle mi gelsin? Ulan seçimle gelenler ne yaptı ki? Şimdi onlar da seçimle gelsin. Biz seçimle gelenleri de görüyoruz. Ne olmuş? Sen yapabiliyor musun ayrılığını? Buradaki bütün müdürlükleri il meclisine bağlayabiliyor musun? Yerel vergiler oluyor mu aydınlar? Yerel vergi, Akşehir gibi aydınlar, Akşehir'de para beklersin. Mahalli vergiler, KDV, yerel bütçeye girsin. Emel vergisi, yerel bütçeye girsin. Ondan sonra da plan, proje, program, bak 15 yıllık amirmanla lazım olmuş. Dükkanlarımızı hazırlayalım, projelerimizi hazırlayalım. Ondan sonra da yarışa başlayalım. Denizli'yle, İzmir'de yarışa başlayalım. En iyi elemanı, en iyi projeyi, en iyi mühendisi, en iyi öğretmeni, en iyi teknisyeni alalım. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim. 2500 yıl önce yaratılan uygarlığı yaratalım böyle. İyi mi?